ciddi ekonomik kriz sinyalleri vardı. Şimdi Albayrak isminin açıklanmasıyla birlikte dövizde dün ciddi bir hareketlenme yaşadı. Bu sabah saatlerinde biraz düşüş kaydetti ama dolar ve eurodaki artış dikkat çekiciydi. Şimdi bundan sonraki sürece ilişkin, ekonomideki kara tabloya ilişkin Erdoğan'ın damadı Albayrak ismi yeni patron neler söylersiniz efendim? Şimdi biliyorsunuz zaten seçime giderken Türkiye ekonomisinin çok ciddi sorunları vardı. İşte örneğin yüksek enflasyon oranı, yüksek seyreden kurlar, cari açık önemli seviyelerde yüksek seyrediyor. Yönetilmesi zor hale gelmiş olan yüklü miktarda dış borç stokumuz gibi ciddi sorunlarımız vardı. Bu sorunlar nasıl çözüleceğine ilişkin piyasalar tarafından da ciddi endişeler vardı. Biliyorsunuz bunlar seçim döneminde de çok konuşuldu. Ama genellikle yapılan açıklamalar, özellikle hükümet kanadından yapılan açıklamalar seçimden sonra gerekli tedbirler alınacağı yönündeydi. Ama bu tedbirlerin nasıl alınacağı konusunda ciddi endişeler vardı. Bu endişelerin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün sürece doğrudan kendisinin müdahil olacağı yönündeydi. Bunun işaretlerini hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'ya yaptığı yatırımcılarla olan toplantısında da ortaya çıkmıştı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık bir biçimde seçimden sonra kendisinin bütün ekonomi kararı veren kurumlara doğrudan müdahil olacağını, örneğin para politikasında daha aktif rol oynayacağını falan söylemişti. Şimdi dün açıklanan kabineye baktığımız zaman aslında Erdoğan söylediklerini bu anlamda harfiyen yapıyor gibi gördüm. Yani Türkiye'de ekonomi yönetiminde söz konusu olan, süreçlere müdahil olan Merkez Bankası, Hazine, Maliye Bakanlığı gibi kurumların tamamını kendi kontrolüne almış oldu. İşte atadığı bakandan biz bunu biliyoruz. Berat Albayrak bakan olarak atanması Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan bu süreçlere müdahale olacağının bir göstergesi. Tabii bu piyasalarda ciddi tedirginliğe yol açtı. Sizin söylediğiniz gibi dolar çok hızlı yükseldi. Gerilemiş falan değil. Yani Bakanlar Kurulu listesi açıklandığı günkü yani dünkü kurların yaklaşık 20 kuruş üzerinde bir dolar kurundan bahsediyoruz. Şu anda size yayına bağlanmadan önce baktığımda 4.71 civarında bir dolar kuru, 5.52'ye yakında bir euro kuru söz konusuydu. Faizleri yükseliyor, borsa %3'ün üzerinde bugün değer kaybetti. Dolayısıyla bu yapılan atamaların piyasalar tarafından ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri alacağına ilişkin ciddi endişeye yol açtığını düşünüyorum. Dolayısıyla piyasa buna olumsuz tepkisini gösteriyor. Ortaya çıkan rakamlardan biz bunu anlıyoruz. Şimdi bir seçim atlattık dedik hocam. Vatandaş seçimini yaptı. Yine tartışmalı bir seçimdi bildiğiniz gibi. Ancak en ciddi göstergelerden biri de bu seçimde işte iktidarın 16 yıllık ekonomi politikaları ve son dönemde özellikle gittikçe dibe vuran bir ekonomiden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu yeni dönemde bu dün akşamki gelişmeler ekonomiye bağlantılı olarak ve önümüzdeki dönemde yaşanacak. Yani bir umut ışığı görebiliyor musunuz siz? Vatandaşı rahatlatacak, ekonomi piyasalarını rahatlatacak, işvereni rahatlatacak. Neler şimdi, söylersiniz? Aslında seçim sonuçlarına baktığımız zaman ekonomik göstergelerin seçmen davranışına çok açık bir etkisi olmadığını görüyoruz. Çünkü seçime giderken iktidar partisinin ve muhalefet partilerinin iddialarına baktığımız zaman bu ekonomik sorunların müsebbibi olan, bunun sorumlusu olan iktidara seçmeni bir fatura kesmesini bekliyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Enflasyon %16'ya dayanmış, faizler, hazine faizlerinden bahsediyorum, %20'nin üzerine çıkmış, yurt dışına ihraç etmiş olduğumuz tahvillerin faizi, dolar faizleri %10 üzerine çıkmış oldu. Bir dönemde iktidarın bunun siyasi faturasını ödemesini bekliyoruz. Fakat maalesef öyle olmadı. Seçmen bunun faturasını iktidara kesmedi. Bunun gerekçelerini muhalefet partilerinin biraz daha iyi analiz etmesi gerek. İşte ben tünelin ucunda bir ışık görüyorum. Maalesef Türkiye ekonomisinin yakın zamanda düze çıkması gibi bir durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Arzu ederdim ki şu anda bizi izleyen izleyicilerinize umut vaat edebilelim. Yani ekonominin düze çıkacağına ilişkin takım değerlendirmeler yapalım. Ama durum hiç öyle görünmüyor. Koşullar Türkiye'nin aleyhine görünüyor. Şimdi yurt dışı piyasalarda biliyorsunuz dolar, euro faizleri ciddi şekilde yükseliyor. Gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye hareketlerinde ciddi kısıtlar var. Türkiye'nin 453 milyar doların üzerinde bir dış borç stoku var. Bunun çevrilmesi, hangi maliyetle çevrileceği,
yükselen enflasyonu nasıl kontrol edileceği, seçimler sebebiyle çığırından çıkmış olan bütçe açıklarının nasıl kontrol altına alınacağı gibi konular ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ben Türkiye'nin giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla izleyicilerimizin biraz daha temkinli davranmasını, özellikle ekonomik kararlarını alırken yarar var diye düşünüyorum. Peki hocam, son olarak şunu da sorayım. Oradan giriş yaptık ama Berat Albayrak ismi, işte ekonominin yönetimi aile içinde kaldı vesaire. Dün akşamdan bu yana özellikle sosyal medyada belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu tür yorumlar yapıldı. Dolayısıyla ekonomideki açıklar artık tırnak içinde dışarıya yansımayacak. Bir aile içi yönetim söz konusu mu önümüzdeki dönemde, ne diyorsunuz? Biraz öyle olacak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu'nu oluştururken bence şöyle bir hamlede bulundu. Dikkat ederseniz ekonomi yönetiminde uzun süreden beri ağırlığı olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbaki, bunlar Erdoğan'ın yakın çalışma ekibi içerisinde yer alan ve ekonominin sorumlusu olan insanlardı. Bunlardan hiçbirisi şu anda yeni hükümette görev almış değildi. Benim anladığım kadarıyla Erdoğan ve yeni kabinesi şunu yapacak: mevcut ekonomik sorunların müsebbibi biz değiliz, bu eski bakanlardı. Dolayısıyla biz onları tavsiye ederek beyaz bir sayfa açarak yeni bir ekonomik dönemi başlatıyoruz argümanı üzerinden yürüyecekler. Fakat bu sorunların ortadan kalkmasına maalesef imkan vermeyecektir. Çünkü aslında ekonomi yönetiminin ekonominin gerekçelerine uygun olarak karar almamasından kaynaklanan ciddi sorunlarımız var. Örneğin Merkez Bankası bağımsızlığı bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi. Bunu sizin programlarınızda, diğer konuklarınızda sık gündeme getiriyor. Evet. Biz sadece Bakanlar Kurulu'ndan bahsediyoruz ama dün çıkarılan 703 sayılı kanun hükmünde kararnameye baktığımız zaman Merkez Bankası bağımsızlığı da tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Artık Merkez Bankası'na yönetici olarak atanmak için deneyim sahibi olmak ya da bu alanda eğitim almış olmak gibi kriterler bile kaldırıldı. Görev süreleri kısaltıldı. Göreve gelme ve görevden alma yetkileri tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Yani eskiden Merkez Bankası Başkanı atandığında 5 yıl görev süresi olana kadar görevden alma şansları bile yoktu. Ama şu anda bütün yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak'ın elinde toplandı. Bunun da ben piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanmadığını biliyorum ki bugün piyasalarda oluşan faiz, kur, borsa endeksinin gittiği seviyeler bunun göstergesidir diye düşünüyorum. Evet. Bilinçli bir tercihti. Zaten öyledir de tabii, hani bu konuştuğumuz kapsamda zaman zaman Mehmet Şimşek'in çok sivri olmasa da ekonominin gidişatına ilişkin düzeltmeler yapılma noktasında bir takım öz eleştirileri oluyordu ekonomiye dair. Sonradan evet, geri adım atıyordu ama o da bertaraf edilmiş oldu herhalde. Aynen öyle oldu. Mehmet Şimşek ekonomi sorunlarını zaman zaman bizim gibi tırnak içerisinde söylüyorum, muhalif iktisatçılarla paralel değerlendirmeler yapıyordu. O da benzer şeyler söylüyordu. Ama eleştiri yaptıktan sonra hemen hükümetin diğer üyelerden ona bir düzeltme geliyordu. O da geri adım atmak durumunda kalıyordu. Şimdi onların hiçbirisi bu süreçte görev bile almayacaklar. Dolayısıyla ciddi sorunlarımız ciddi bir biçimde önümüzde durmaya devam edecek gibi görünüyor maalesef. Evet, bile bile Türkiye bu yola girdi hocam. Ekonomide böyle. Çok evet, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, ekonomide durum bu. Yeni Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve önümüzdeki sürece ilişkin neler olabileceğini belki de en hafif şekliyle moral olsun diye, hani bir seçim atlattık ya, hocamız Yalçın Karatepe aktardı. Şimdi başkanlık sisteminin ilk gününde Erdoğan'a vekalet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, biliyorsunuz Erdoğan yurt dışında Azerbaycan'a gitti demiştik, yerine Fuat Oktay vekalet ediyor. Göreve gelir gelmez bir tweet attı sevgili seyirciler. O tweetini paylaşacağız şimdi sizlerle. Getirelim ekrana. Evet. Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımızı arz eder. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Altta da yorumlar var sevgili seyirciler. Böyle bir değerlendirmesi var Fuat Oktay'ın. Evet, şimdi gelelim yeni dönemin, konuştuk ama yeni kabinesine, ayrıntılara bakacağız sevgili izleyiciler. Yeni kabinede kimler var? Yeni sistemin
ilk kabine üyelerini dün akşam biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ve listeye mevcut kabineden 4 bakan girmiş durumda. Yeni hükümetin dikkat çekici bir özelliği var. Bürokrat değil, özel sektör ağırlıklı.